Saati verdim mi? Yok. Tamam. Orası daha önemli. Biraz aslında. Avukat. Şu merdivende mi yapalım o zaman? Akçilerin şeyi de gözüküyor orada. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş tarafından 24 Nisan 2020 tarihinde Cuma hutbesinde okunduğu vaaz esnasında İslamiyet'in eşcinselliği yasakladığını söylemesi nedeniyle hakkında basın açıklaması yaparak suç duyurusunda bulunan sapkın cinsel ilişkileri destekleyen İzmir ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyelerini şiddetle kınıyoruz. Profesör Doktor Ali Erbaş İslam'ın emrini, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlatmış, tebliğ etmiştir. Bu durum Türk Ceza Kanunu anlamında bir suç teşkil etmemektedir. Ancak şer ve nifak odakları yine rahat durmayarak bu duruma dahi saldırmışlardır. Kesinlikle şu unutulmamalıdır ki İslamiyet sahipsiz değildir. Profesör Doktor Ali Erbaş yalnız değildir. 23 Nisan 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın sorumlusu çalışanları tarafından geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve ailelerine inanç, yürüyüş, din, ırk ayrımı içerikli inanç nedeniyle kin ve düşmanlığa tahrik ve bir dinin en kutsal unsurlarını aşağılama içerikli ve amaçlı broşür dağıtılmıştır. Burada amaç daha yaşama yeni adımını atmış çocuklarımızın gerek açıktan gerekse görsel mesajlarla bilinçaltına inanç ayrılığı oluşturmak, İslamiyet'i aşağılamak, Aleviliği İslamiyet'ten ayrı bir din olarak göstermek üzere halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, dini yani İslam'ı değerleri aşağılamaktır. Yüzyıllar boyunca Anadolu toprakları üzerinde hiçbir din, ırk, mezhep, siyasi görüş ve inanç ayrımı yapmaksızın insanlar barış ve huzur içerisinde yaşamışlardır. Bu barış ve huzur ortamını bozmak için ise aynı şekilde nifak odakları, nifak tohumları ekmeye çalışmışlardır. Günümüzde de baktığımızda bu durumun inanç özgürlüğünün ve demokrasinin barış ve huzurun devam ettiğini ancak bazı odaklar tarafından bu ortamın bozulması için var güçleriyle çalıştıklarını görmekteyiz. Dağıtılan broşürlerde özellikle ve kasten İslamiyet'in en temel değeri olan Allah lafzının Arapça olarak Yahudinin taburesinin altına yedirilerek İslamiyet ve Müslümanlar aşağılanmıştır. Burada asıl amaç sizin inandığınız en kutsal değeriniz bizim altımızdadır mesajını vermektir. Bu yönlü olarak en kutsal değerimiz olan dini değerimizin aşağılanması, böyle bir cesaretin ortaya konulması kabul edilemezdir. Bunu yapan Ekrem İmamoğlu ve diğer sorumlular hakkında bugün Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda tarafımızca bulunulmuştur.